Bugün dost ve kardeş ülke Pakistan'ın milli günü sayın seyirciler. Bu özel günde Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Cyrus Gazi evinin kapılarını TRT Haber'e açtı. Büyükelçi Gazi, iki ülke arasında geçmişten günümüze uzanan dostluk köprüsünün büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Muhammed Cyrus Gazi. O 30 yıldan uzun süredir diplomatlık yapıyor. Bu süre zarfında dünyanın birçok noktasında çalıştı. Ancak Türkiye'nin yeri onun için çok başka. Halklarımızın büyük bir kısmı birbirini hiç görmedi. Buna rağmen birbirimiz hakkında öğrenerek büyüdük. Sadece öğrenmedik, birbirimizin hislerini paylaştık. Bu çok benzeri olmayan bir ilişki. Buraya geldiğimde eve gelmişim gibi hissettim. Gazi, evim dediği Türkiye'ye 4,5 yıl önce geldi. Coğrafyaları uzak olsa da bağları çok güçlü iki ülke Türkiye ve Pakistan. Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki yaptığı yardımlar hala unutulmadı Türk halkında. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Cyrus Gazi evinin kapılarını TRT Haber için açtı. Aslında doktor olan Büyükelçi Gazi mezuniyetinden kısa süre sonra diplomasi dünyasına adımını attı. Şimdi alanındaki en deneyimli isimlerden. En iyi diplomatik görevlendirme Pakistan Büyükelçisi için Ankara, Türkiye Büyükelçisi için de İslamabad olur demiştim. Bu sözümün hala arkasındayım. 3 çocuğu olan Büyükelçi, en küçük oğlunun ismini Mimar Sinan'dan esinlenerek Sinan koydu. And my youngest's name is Sinan. Eşimi Macaristan görevine gitmeden önce Türkiye'de durup Sultanahmet Camii'ne uğradık. Mimar Sinan'ın mezarını görmek istedi. Süleymaniye Camii'ne gittik. Fatiha okuduk. O zamanlar burada görevlendirileceğini bilmiyorduk ama Türkiye yolculuğumuz çoktan başlamıştı. We went to Süleymaniye Mosque, we went to the grave of Sinan, we offered Fatiha. Büyükelçi Gazi, Türk dizilerinin Pakistan'da ilgiyle izlendiğini, hatta bir aile etkinliği haline geldiğini anlattı. Türkiye'de de gittikleri her yerde müthiş bir samimiyetle karşılandıklarını söyledi. Güven mektubunu sunduğum gün aynı zamanda doğum günümdü. Tüm ailem oradaydı ve törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmaya devam ettik. Bir anda kocaman bir pasta içeri girdi. Cumhurbaşkanı gülümsedi ve Türk istihbaratı işte böyle çalışır dedi. Büyükelçi Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın önümüzdeki aylarda Türkiye'ye bir ziyaret planladığını ve yeni ticaret anlaşmaları imzalanacağını da belirtti. Thank you very much for coming and think of it.